Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde yetişmek sözcüğünün anlamı yanlış gösterilmiştir? Çok anlamlılık sorusu. Üremek, büyümek, olmak. Şu Marmara kıyılarında o sene bol meyve yetişmişti derken bol meyve büyümüştü, olmuştu, üremişti, doğru. Hazırlanmak, hazır olmak, bu ödevler yarına yetişmeli derken burası da doğru. Vaktinde varmak, vaktinde bulunmak, ben bu ödevleri yapmaya yetişemeyeceğim derken burası yanlış verilmiş. Uzanıp dokunabilmek, patlamış lambaya yetişemediğim için lambayı değiştiremedim derken burası da doğru. Cevabımız C olur. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde deyim anlamıyla birlikte verilmemiştir? Genellikle gerçek anlamdan uzaklaşmış, birden çok sözcükten oluşan, bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış sözcük gruplarına deyim denir. Onun ipliğini pazara çıkarıp bütün kusurlarını ve suçlarını millete anlatacağım derken, ipliğini pazara çıkarmak, suçlarını ve kusurlarını anlatmak burada verilmiş. Teyzem çok yüce gönüllü bir insandı. Kapısına gelen herkese elini uzatmaktan çekinmezdi. Elini uzatmak burada deyim olarak kullanmış ama anlamı yok. Her koşulda geçimini sağlayabilen, ekmeğini taştan çıkarabilecek. Ekmeğini taştan çıkarmak deyim. Her koşulda geçimini sağlayabilecek demektir. Bu da var. Askerden gelen oğlunu görünce adeta etekleri zil çalıyordu. Sevincinden yerinde duramıyordu. Etekleri zil çalmak çok sevinmek anlamında kullanmış. Burada da var ama B seçeneği deyimin anlamı yok. Bu tabloda işaretleriyle gösterilen yerlere gelebilecek sözcüklerden herhangi biri aşağıdakilerin hangisinde kullanılmamıştır? Eş anlamlı ve karşıdan alınmış sözcükler verilmiş, işaretler verilmiş, burayı doldurmamız gerekiyor. Uygarlık, eş anlamlısı, medeniyet, tenha, kuytu diyebiliriz, gürbüz, zıt anlamlısı, cılız, istikbal, geçmiş ya da mazi şeklinde olabilir. A'ya baktığımızda kardeşimi şehrin bu kuytu köşesinde gördüğümde kuytu verilmiş. Osmanlılar egemenliği altında bulunan topraklara Türk ve İslam medeniyetini demiş. İnsanlık tarihi geçmişten demiş. Ama D seçeneğinde herhangi bir kelime yok. Cevap Denizli. Dördüncü soruda buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu söz sanatlarının herhangi birine yer verilmemiştir denmiş. Abartma, konuşturma ve benzetme sanatları verilmiş. Bedenin pervane gibi alevinde kavrulur. Pervane gibi olması bir benzetmeye örnektir. Burada verilmiş. Bir çıplak yamacın altında dere ne söylüyor bilmem bu söğütlere. Burada kişileştirme verilmiş. Başka sanat yok. Eğer bir gün sönerse gözlerimin ateşi, dünya kadar yükün altından kurtulurum aşk güneşi derken, burada da abartma sanatı verilmiş. Dal bir gün dedi ki tumurcuğuna, tenimde bir yara işler gibisin. Burada da konuşturma sanatına yer verilmiş. Yukarıdaki sanatlardan herhangi birisi olmayan Bursa. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmemiştir? Bir işin veya durumun herhangi bir gerekçeden sebep dolayı gerçekleştiğini veya gerçekleşmediğini ifade eden cümlelere gerekçeli yargılar denir. Eğer bir gün bu salgın hastalıktan kurtulursak öğrencilerime doyasıya sarılıp onlardan uzak geçen günlerin acısını çıkarmak istiyorum demiş. Burada koşul sonuç cümlesi verilmiş. Burada gerekçeli yargı yok. Koşul sonuç yargısı var. Salgın hastalığın önüne geçmek üzere birçok önlem alınmasına rağmen insanlar bu önlemlere uymadığından hastalığın önüne bir türlü geçilemedi. Burada gerekçeli yargı var. Sınavlara hazırlanan yüz binlerce öğrencinin geleceği pandemi yüzünden şu an belirsizliğini korumaya devam ediyor. Yine gerekçeli yargı var. Neden devam ediyor diye, belirsizliğine devam ediyor diye sorarsak pandemi yüzünden demiş. Her iki ihtimalde de öğrencilerin zarar görmeleri kaçınılmaz olduğundan okulların açılması ya da açılmaması velileri telaşlandırıyor. Velileri telaşlandıran durum nedir diye sorduğumuzda, sebebi nedir diye sorduğumuzda cevap alabiliyoruz. Bu da burada da var. Cevap Adana'dır. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz
demiş. Anlatılanlar insan zihninde canlanacak şekilde anlatılmıştır. Evimiz yemyeşil dağların eteklerindeki gürül gürül akan ırmakların kenarında gülüp oynayan, çığlıklar atan, bağırıp da dağlarda yankılanan kendi sesini dinleyen afacan, kirli pantolonlu bir çocuğu andırıyor derken burada bile var bu durum. Yansıma sözcüklerden oluşmuş ikileme kullanılmıştır. Gürül gürül kelimesi buna örnek, bunu da verebiliriz. İnsan dışındaki bir varlığa insan özelliği verilmiştir. Pencereden nazlı nazlı girip tülleri hareketlendiren rüzgar demiş. Nazlı nazlı olması rüzgarın nedir? Kişileştirmeye örnektir. Ama D seçeneğinde anlatılanlar olay, yer, kişi ve zamana bağlanarak anlatılmıştır ifadesi yanlıştır. Bu metne getirilebilecek en uygun başlık hangisidir demiş. Dil bir kültürün vücut bulmuş halidir. Ait olduğu toplumun yüzyıllar boyu ürettiği bütün soyut ve somut kavram ve değerlerin tümü dil hazinesi içinde yer alır. Bir nehir gibi kaynağından denize ulaşıncaya kadar kat ettiği havzanın tortusunu, birikimini, zenginliğini taşır. Tarihsel birikimi, macerası açısından vazgeçilmez bir temel başvuru kaynağıdır. Bu şekilde baktığımızda dilin, kültürün dil ile kalıcı olması değil, kültürün dili etkilenmesi değil, kültür birikimi olarak dil, dilin aynası olan kültür. Cevaplardan C seçeneğinin en uygun başlık olduğu görülmektedir. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. İnsanın birçok bilgi bulduğu ve bunlarla hayatını kolaylaştırdığından bahsetmiş, ortaya çıkardığı bilgiyi de çeşitli alanlarda kullanmış, sürekli huzursuz olmasından bahsediyor, sürekli yeni keşiflerin peşinde olmasından bahsediyor. İnsan en bilinmez olarak yaratılan varlık olmasına rağmen kendini bile çözmüş ama yine de daha çok bilinmezi bilinir kılmak için huzursuzmuş. Buradan yola çıkarak insanlığın sürekli bir arayış ve keşfetme merakı içinde olduğu, İnsanlığın keşfettiği bilgilerin hayatını kolaylaştırdığı, tamam ulaşılır ama asıl anlatılmak isteneni sorduğu için bize, keşfettiği bilgileri beğenmeyen insanoğlunun sürekli huzursuz olması, insanlığın nihai amacının en bilinmezi bulmak istemesi, insanın sürekli bir arayış ve keşfetme merakı içinde olmasıdır. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde noktalı virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır? İşlevler burada verilmiş. Kaynağından ayrı toplanmayan çoğu plastik atık demiş. Noktalı virgül atılmış. Yemek atıkları, piller, yağ gibi demiş. Burada birinci öncülle ilgili kullanılmış. Birinci öncülün örneği. Özellikle telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlar çöpe atılmamalı. Burada ikinci öncülün örneği. Doğada yıllarca kaybolmayan plastik atıklar, piller ve teknolojik cihazlar kara ve denizlerdeki hayvanlara zarar veriyor demiş. Burada da ikinci öncülün örneği. Türkiye, Vietnam, Hindistan gibi ülkeler plastik atıkları ithal ediyor. Kendi ülkelerindeki atıkları genelde üstlenmekleri için bu atıklara tonlarca para harcıyorlar demiş. Burada da ikinci öncülün örneği verilmiş. Cevabımız A seçeneği olur. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde kılıç veya oluş fiillerinden herhangi biri kullanılmamıştır? Kılıç veya oluş fiilleri anlatılmış burada. Biz tatile gidince annemin balkonda özenle bakıp büyüttüğü çiçekleri solmuş. Solmak burada oluş fiili. Emir her gece olduğu gibi bu gece de odasında kitap okurken uyumuş. Uyumak burada durum fiili. Öğrenciler denemede çözemedikleri soruları öğretmenlerine soruyor derken burada iş fiili. Uzun süre güneşin altında kalan bu çok sevdiğim kazak iyice ağarmış. Ağarmış derken yine oluş fiili kullanılmış. Hangisinde kullanılmış? B seçeneği durum fiili olarak verilmiş. Buna göre bu metinde kaç tane çizgili fiil vardır? Bir varmış, bir yokmuş. Gökte yıldız çokmuş. Güneş parıl parıl ateşini gönderip parlatmış yıldızları. Parlatmış bir. Yağmur suyunun ferahlığını göndermiş, huzur versin diye. Toprak gizemini göndermiş, merakla seyredilsin diye. Ve rüzgar alıp bu yıldızlardan birini süzüle süzüle Periler Hanı Ay Hanım'ın başına kondurmuş.
Altını çizdiklerin çekimli fiil olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevap kursa. Aşağıdaki metinlerin hangisinde yukarıda verilen özelliklere yer verilmiştir demiş. Yazarın anlattıklarını kanıtlama zorunluluğu yoktur. Yazar güncel konulardan bahseder. Yazar anlattığı konularda kendi görüşlerini açıklar demiş. A seçeneği insanların çoğunun keyifle izlediği futbolda her akşam farklı bir fiyasko ortaya çıkıyor. Bir takımın hakkı yeniyor ama sahadaki onca hakemden hiçbiri buna karşı çıkmıyor ya da çıkamıyor. Bunları gören izleyiciler ise haklı olarak isyan ediyor ama kimse onların bu isyanını duymuyor. Hal böyle olunca insanlar artık bu zevkten de uzaklaşmaya başlıyor derken yukarıda verilen özellikleri yansıtıyor bu metin. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da gezip görülecek o kadar tarihi ve kültürel mekan var ki insan hangisine gideceğine karar veremiyor derken burada anı tarzının özelliği var. Hüseyin Rahmi Gürpınar derken burada eleştiri söz konusu, burada ise biyografi türü verilmiştir. Cevap adamdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir bakış açısıyla anlatılmıştır? Ana dilimizi okurlara eğilip bükülmüş haliyle değil de tüm kurallarıyla tanıtıp benimsetmek için yerel ağızları az kullanmaya özen gösteriyorum diyen yazar bunu eserlerinde başarıyla uygulamıştır derken burada üçüncü kişiyle anlatım var. Bu akşam işimden erken çıkabilmiştim. Şöyle Beyoğlu'na kadar bir uzanayım dedim. Saatlerdir pis hava ile dolmuş ciğerlerimin teneffüs hakkını vererek Haliç'i ve Boğaziçi'ni selamlayarak geçtim derken burada birinci kişiyle anlatım var. Sanki bütün bu mağazalar, bütün şu insanlara saadet satıyorlar. Şu satıcılar avaz avaz bağırarak bu sattıklarımızdan da alın, daha çok nasip olun diyerek müşteri çekmeye çalışıyorlar. Hele şu köşede ta Vefa'dan getirilmiş boza şişeleri. Burada da üçüncü kişiyle anlatım var. Dışarıdan gelen şu hayat gürültüsüne dalarak odaya silmiş beyaz zambağın kokusunu teneffüs ederek şu karşı binanın saçaklarında gagalarıyla dans eden güvercinleri seyrederek hayatı gözlerini yumdu derken burada da üçüncü kişiyle anlatım var. Cevap Bursa. Buna göre verilen cümlelerin hangilerinde D'nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Zonguldak'ta bulunan kömür madeni işletmeciliği doğaya zarar verdiği gibi halka da zarar veriyor. Burada sıkıntı yok. Uzaktan eğitim sürecinde bazı öğrenciler imkansızlıkların da etkisiyle eğitimden iyice koptu. Buradaki daha bağlaştır ayrı yazılacak burada var. Bu kitap da bitti. Bu kitap da bitti şeklinde olacak. Da ta değil da olacak burada da var. Masada bulunan bardakları alan eşim şunları da sen getirir misin diye bana seslendi. Burada da sıkıntı yok. 2 ile 3 cevap C. Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Üçüncü cümlemiz birinci cümle olarak alabiliriz. Birinci cümleyi de ikinci cümle, dördüncü cümleyi üçüncü cümle, ikinci cümleyi de dördüncü cümle olarak alabiliriz. Sıralama bu şekilde. Seçeneklere baktığımızda 3, 1, evet, burada bir yanlışlık olmuş. Burası 4. cümle, burası da 2. cümle olacaktır. Bu şekilde olunca cevap bilinmiyordur. Diğer türlü cevap çıkmıyor. Verilen görselde 2020 yılının ilk 6 ayındaki ev satış grafiği verilmiştir. Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Verilen ayların biri hariç diğer aylarda satıcılar sattıkları evlerden kar edememişlerdir. Şöyle bakıldığında evet Şubat ayında kar edildiği söylenebilir. Diğer aylarda satılan ev sayısı satış ortalamasına göre düşük gözüküyor. Buna ulaşılır. Şubat'tan Haziran'a doğru gidildikçe ev başına ortalama fiyatta düşüş görülmüştür. Bakıldığında bir düşüş söz konusu ama ev satış oranı da düşük
gösteriyor. Buna ulaşılamaz. 2020 yılının ilk 6 ayında ev satışları inişli çıkışlı bir süreç yaşamıştır. Evet, inişli çıkışlı bir süreç yaşadığı doğru. Satılan ev sayısıyla ev başına ortalama fiyatın arası en fazla Şubat'ta açılmıştır. Evet, burada da görüldüğü gibi bu durum söz konusu. Cevap Bursa. Bu görseldeki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? D seçeneğine baktığımızda öncelikli gruptaki vatandaşlar grip aşısını olduktan sonra isteyen her vatandaş reçetesiyle grip aşısı olabilecektir ifadesi yanlış. İsteyen her vatandaşın grip aşısı olabileceği ifadesi yukarıda yer almamaktadır ama diğer seçenekler görselde yer almaktadır. Cevap temizdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde dilek kipleriyle çekimlenmiş bir fiil yoktur demiş. Dilek tasarlama kipleri bir dileği, bir isteği, tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Bu kiplerde zaman anlamı yoktur demiş. Dilek kipini olmayan cümleyi bulacağız. İnsanlar zihinlerini daha iyi geliştirmek için spor yapıp kitap okumalı. Gereklilik gibi burada var. Bu zor günler geçse de bir an önce okullarımıza kavuşsak keşke demiş. Burada şart var. Kendi hayatını düşünmeyen sürücüler başkalarının hayatını hiç düşünmez derken düşünmez. Geniş zamanın olumsuz. Burada geniş zaman var. Dilek tipi yok. Trafik kurallarına uy ki trafik kazalarından dolayı kimsenin canı yanmasın demiş. Uymak ve yanmak burada ikisi de emir tipi. Burada da var. Cevap C. Verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir okulda Fatma ve Aysel isimli kadın öğretmenler ile Fatih, Aykut ve Semih isimli erkek öğretmenler hafta içi birer gün nöbet tutmuşlardır. Bu öğretmenler ve öğretmenlerin nöbet tuttukları günler ile ilgili bilinenler şöyledir. Haftanın ilk günü bir kadın öğretmen nöbet tutmuştur. Fatih, erkek öğretmenler arasında İlk nöbeti tutan öğretmendir. Ondan sonra bir kadın öğretmen nöbet tutmuştur. Cuma günü nöbet tutan öğretmen Semih'tir. Şöyle bir tablo yapıldığında pazartesi kadın öğretmen nöbet tutmuştur demiş. Salı günü Fatih Bey, Fatih'i yazdık. Cuma günü de Semih Bey demiş. Pazartesi ve çarşamba günü kadınlar, kadın öğretmenler nöbet tutmuş. Bunun bu şekilde Fatma ve Aysel hangisinin tam olarak yerleştirildiği belli olmadığı için İkisini de yazabiliriz. Perşembeye Aykut öğretmen gelir. Çünkü boş kalan yer burası. Perşembe günü Aykut öğretmen nöbet tutmuştur. Pazartesi nöbet tutan öğretmen Aysel'dir. Olabilir ama kesinlik var mı? Yok. Fatma öğretmen çarşamba günü nöbet tutmuştur. Çarşamba günü olabilir de olmayabilir. İki ihtimal var. Fatma ve Aysel arasında iki erkek öğretmen nöbet tutmuştur. Bir kişi var. Bu da olmaz. Aykut Semih'ten hemen önceki günde de tutmuştur ifadesi. Doğru. Cevap Denizli. Numaralanmış metinlerde anlatılan köpeklerin görselleri aşağıdakilerin hangisinde sıralanmıştır demiş. Papillon köpek cinsi renkleri çoğunlukla beyazdır ama bu cinste hemen hemen her renkte lekeler görülebilir. Tüylü kuyrukları kıvrık biçimde sırtlarının üzerinde durmaktadır. Kulakları da kuyrukları gibi yine tüylüdür demiş. Şöyle bakıldığında ilk görsellere burası var. Bir de burası var. D ve D seçenekleri elenebilir. Başına buyruktur, etrafı keşifme ister. Kuyruk ucu ve karnının alt bölgelerinin beyazlığı ile tanınır. Kuyruk ucundan bahsedilmiş. Burada kuyruk ucu görünmüyor. Burada kuyruk ucu ver. Karnının alt bölümü demiş. Bunu da eledik. Uzun kulakları, kısa bacakları ve beyaz paçaları ile dikkatleri üstüne çeker demiş. Uzun kulakları, beyaz paçaları ve karnının alt kısmının beyazlığı demiş. Burada var. Deri üzerine kaplayan tüyler yumuşak ve bol bir astar gibi tüm vücudu kaplamaktadır. Bir aslanı andıran yelesi var demiş. Görüldüğü gibi şurada bir yeleğe benzer bir kısım var. Cevap C. Thank you.